Merhaba değerli Özgür Kocaeli izleyenleri. 2023 genel seçimleri geride kaldı. Yeni dönemin Cumhurbaşkanı, meclisin yeni milletvekilleri belirlendi. Peki vatandaş yeni kadrolardan neler bekliyor? Beklentiler, talepler nedir? Ekonomi. Ekonomi Bakanı'nın çok hızlı bir şekilde altın ve bu borsacıları çökertmesi gerekiyor. Beklentimiz milletimizin huzur ve sükun içinde yaşamasını. Tabii zaten devletimiz de, hükümetlerimiz de, yetkililerimiz de bu hususta ellerinden geleni yapacaklardır. İnanıyoruz, güveniyoruz. Yani yeni dönemden beklentilerim daha önce yapılanların üzerine bir kat daha konması. Enerji kaynaklarımızın çıkartılması. Yani enerji çağında yaşıyoruz biliyorsunuz. Enerji kaynaklarımızın gün yüzüne çıkması. Daha güçlü bir ülke olmamız. Yani duruşumuzun daha sağlam olması. Yani beklentilerimiz bunlar. Hı. 50 yaşındayım. 44 yıllık aşağı yukarı hayatımı hatırlıyorum. Hı. Bu artışın durduğunu daha görmedim. Yani inşallah duracak. Bir gün duracak. Yani her şey paraya odaklı değil bu dünyada. Güçlü olmak zorundasınız. Güçlü olmaya mecbursunuz şu dünyada. Onun için de enerji şart. Ekonomi, işsizlik, gençlik. İnşallah çözerler. Bir şey yok abi, enflasyon düşsün, bir şey yok. İlk önce onu çözsün tabii, millet aç abi. Görüyorsun bak. Ekonomik krizler var, onlar çözülmesi lazım. Ben kiracı olmadığım için bir şey diyemem. Kiracı arkadaş, bu arkadaş var işte. Çözüm lazım. Ev sahibi çıkarmak istiyor. Ben çıkmam diyor. Sonra güveniyorum. Sonuna kadar da destekliyorum. Yurt dışından gelen var ya, mülteciler. İstanbul'da çok var. İstanbul'da çok gidip geliyoruz. Görüyoruz orada. 10 kişiden 6'sı yabancı. Yani kendi ülkemde yabancı olmak istemiyorum. Bu bir. İkincisi enflasyon. Düşeceğine de inanmıyorum. Bak, faizleri indirdik diyor başkan ama düşeceğine de inanmıyorum. Bak dolar hemen çıkmaya başladı. 21'e, 21.5'e. Euro çıktı 23'e. Altın çıktı 1350'ye. Yani demek ki bunlar birbirini dizginliyorlar, frenliyorlar. Başka da bir şey istemiyorum ama en bir şey iş sahası istiyorum. Bana hastane açma ya. Bana işte cadde yapma. Millet bahçesi yapma. Bana üretebileceğim bir şey yap. Geçen ay Tokyo'daydım. Fabrikayı kurmuşlar. Araba güzel. Klasında ucuz da satacak. Ona da eminim. Yani bilmiyorum, her şey yavaş ilerliyor. İsraf var. Devletin israfı çok. Birazcık ondan tasarruf etmeleri lazım. Artık ne olur bilmiyorum ama gençlerin hiç umudu yok. Oğlum diyor ki baba diyor, ben diyor Türkiye'den umudu kestim. Ya dün dedi bak, bu arkadaşlarla oturuyorduk, geldi yanımıza, ben dedi Türkiye'den umudu kestim. Emekli olacağıma da inanmıyorum dedi. Yani bir evlen diyoruz çocuğa, yani yardım edeceğiz, evlen, hazır parası. Yok diyor baba diyor, ben diyor evlensem de diyor bu maaşa ben diyor kendimi zor geçindiriyorum. Bir sürü işsiz insanlar var. Emekli adam, ben emekliyim diyor ama çok zor dönemlerini geçindiriyor. Benim oğlum şu anda 34 yaşında, evlenmedi. Niye evlenmedi? Yoksullukta. Yoksulluğun yanı sıra evlense bile geçim yapamaz. Hadi evlendirdik, tamam. Evlenmeyi oldu. Kiralar 5-6 milyar. Bu ne yiyecek? Hanımına bir yüzük almayacak mı? Bir giysel almayacak mı? Bir yere gidip gezmeyecek mi? Bunlar yok. Bir çay olmuş 5 lira. Çay ocağında içiyorsun 5 lira. Ya o konuya girersek o kadar uzun ki. Ya ne konuşsak boş, hep konuşulan süreç. İnşallah iyi olur. Yani umutluyuz. Bakacağız, göreceğiz, yaşayacağız. Ben önce kendimi çözersem ondan sonra her şey çözülecek. Yani benim kendim zaten şu anda bir sürü sıkıntı, sorun. İlk önce ben kendimi bir çözmem lazım. Bir kasapta bir kilo kıyma olmuş 400-500 lira. Şimdi yani bu 200 liraya inecek mi? İnmeli tabii. Ya inmiyorsa ben 7,5 lira emekli maaşı alıyorum. Benim maaşım o zaman ete göre düzenlenecek, markete göre düzenlenecek, pazara göre düzenlenecek. Seçim bitti, pazartesi suya %40 büyükşehirde. Benim maaşım yine aynı. Şimdi adamın maaşı 100 milyar lira, %40 zam alıyor. 140 milyar oluyor. Bizimkisi 7,5, bize de veriyor 140. Ne olacak? %40 veriyor. Bize ne oluyor? 8 lira oluyor. Veya 8,5 lira oluyor. Yani bu para alttan üstü dengeler mi? Dengelemez. Ekonomiyi düzeltecekler yani. Ekonomi ya, yoksa başka bir sıkıntı yok ki Türkiye'de. Yok yani, öyle başka bir sıkıntı görülmüyor. Yani şimdi burada
ekonomiden başka insanların alım gücü rahat olduktan sonra. Ben mesela bir halkım. Değil mi? Halkım. Benim rahat rahat marketten alışveriş yaptıktan sonra, güzel güzel evimi geçindirdikten sonra, bana ne Ankara'da reis, yani Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsa ne olur, Tayyip Erdoğan olsa ne olur. Ben onlardan bir beklentim yok ki zaten. Ha, içimizde gönlümüzde birisi oy var, gidiyoruz birisini atıyoruz geliyoruz. Biz sokakta yeter ki refah ve huzurlu yaşayalım. Markete gidelim, bakkala gidelim, kimseye muhtaç olmayalım. Bizim istediğimiz bu. İşsizlik, kesinlikle işsizlik. Üniversite mezunuyum, bir senedir iş arıyorum. Bir de sağlıkçıyım, şehir hastaneleri açılıyor. Şehir hastaneleri insanlar için bir avantaj olması gerekirken mevcut hastane personelleri gidiyor. Bu tamamen bizim işimize yaramayan bir durum. Hatta hani artık şey oluyoruz, sen de mi sağlıkçısın, sen de mi işsizsin falan oluyor. Kesinlikle işsizlik. Hani gerisi tabii ki ev geçindiren insanların yapabileceği şeyler. Hani işte ekonomi, yani marketlere girilmiyor bile yani. 3 sene önce mesela ben şu suyu 50 kuruş alıyordum. Şu an 5 liraya alıyorum mesela. Neden? Hani tamam, asgari ücret artıyor. Tamam, buna bir şey demiyorum ama asgari ücretle beraber her şey de artıyor. Yani bu gibi sorunlar var. Yeniden beklentilerim, adalet istiyorum öncelikle. Bir de gençlere daha iyi planların, projelerin daha iyi olmasını istiyorum. Sonra gençlerin yurt dışına gitmesinin de kolaylığı da açılması gerekiyor. Oradakilerin, yani yurt dışında olan beyin göçü yapan insanların Türkiye'ye gelmesi, çalışmaların devam etmesini istiyorum. İnşallah öyle şeyler olur. Türkiye'de aslında imkanlar var ama imkanları yürütebilecek potansiyelde insanların, yani liyakat sisteminin olmadığını düşünüyorum. İnşallah düzeliriz. Kocaeli açısından yerel olarak sorunları belediyenin çözmesini bekliyorum. Milletvekillerini de seçim döneminde gördük. İnsanlar milletvekillerini sadece seçim dönemlerinde gezmesinden çok şikayetçiler. Milletvekillerini biraz daha sahada görmek istiyoruz. Özellikle Gebze bölgesinde sığınmacı ve kaçakların çok yoğun olduğunu duyduk halk açısından. Ben de gidip gözlemlediğim zaman öyle görüyorum. Bu güvenlik açısından da sorun oluşturuyor. Ekonomi açısından da sorun oluşturuyor. Türk gençlerinin istihdamını önlüyorlar çünkü daha az ücrete ve sigortası şekilde çalışıyorlar. Bir evde 10 tane sığınmacı kalıyor. Kiralar da bu yüzden artıyor çünkü onların ödeyebilecek güçleri oluyor. Hepsi çalıştığı için 10 bin lira kira ödeyebiliyorlar. Hepsini yollayalım.